Çok basit, klasik bir soruyla açılış yapalım. Senaryo nedir? Evet, Seedfield'ın senaryo açıklaması şu şekilde. O cümle üzerinden ne anlamamız gerektiğini açımlayalım. Diyor ki Seedfield, senaryo içinde diyalog ve betimlemeler barındıran dramatik yapının bağlamına yerleştirilmiş ve resimlerle anlatılan bir hikayedir. Diyalog ve betimlemeler barındıran ne demek? İlk buradan başlayalım. Diyalog hepimizin bildiği üzere senaryomuzdaki karakterlerin iletişim kurmak için kullandıkları cümleler. Peki betimleme nedir? Neler dahil bu betimlemenin içine doğrusu? Öyle soralım. Birinci olarak aksiyonu sayabiliriz. Aksiyon dediğimiz hareket yani eylem. İşte karakterimiz A noktasından B noktasına mı gidiyor? Anahtarıyla kapıyı mı açıyor? Marketten alışveriş mi yapıyor? Yemek mi yiyor? Yani hareket içerisinde bulunduğu her ne varsa aksiyona giriyor. Ama sadece aksiyonu betimlemiyoruz biz. Başka neleri betimliyoruz? Mekanı betimliyoruz. Mekan yani içinde bulunduğumuz her neresi ise apartman, market, alışveriş merkezi, okul, dershane artık her neyse. Yani sınırları olan, içinde eylemlerimizi sürdürdüğümüz belirli bir uzay parçası. Betimleme dediğimiz şeyin içine Ökten Boşol'un senaryo kitabında Didaskalya olarak bahsettiği öğelerin hepsi girer. Onlar nedir? Dekor, karakterler, hava durumu, sesler, ışık. Bunların hepsi de betimleme gerektirir. Diyelim ki dekor. İşte karakterin içinde yaşadığı bir ev dizayn ediyorsunuz diyelim. Ne yapacaksınız? Hangi eşyaların olduğunu betimleyeceksiniz. Misal odanın ortasında bir yazı masası ya da şifonyerin üstünde karakterin aile resimleri. Duvarda asılı madalyalar, belgeler. Bakın ne yaptık biz? Bunları söylerken mekanın içinde bir dekor belirledik. Ama bu betimlemeler edebiyatın betimlemesinden ayrıdır. Orada bir parantez açmak gerekir. Şimdi ona değineceğiz. Gelelim cümlenin devamına. Ne diyor cümlenin devamında? Dramatik yapının bağlamına yerleştirilmiş. Dramatürji. Yani nedir bu? Daha detaylı açıklayacağız tabii ama şu an Aristocu anlamda yüzeysel bir açıklamasını yapalım. Aristocu anlamda dram belirli başı, sonu ve ortası olandır. Şimdi diyalog ve betimlemelerimizi belirli bir başı ortaya sona yerleştirdik. Standart kompozisyon anlamında işte giriş gelişme sonucu yarat. Cümlenin sonunda ne diyor? Resimlerle anlatılan bir hikayedir. Evet arkadaşlar, senaryo hareketli resimlerin gösterilmesi aracılığıyla hikayeler anlatmaktır. Bu çok önemli. Şimdi bir filmin ilk basamağı kafamızda oluşacak bir öykünün toplanmasıyla başlar ya da düşüncemizde bir fikrin oluşmasıyla da başlar diyebiliriz. Ya da şahit olduğumuz hayatı kendi gördüğümüz açıdan göstermek istiyoruz diyerek de yola çıkabiliyoruz. İstekler farklı olabilir, çıkış noktaları ayrı olabilir. Bunlardan hangisi olursa olsun hepsinin ardından elimize bir kağıt kalem almak geliyor ya da bilgisayarda yeni bir dosya açıp klavyeyle yazmaya başlamak. Yani senaryo yazmak. Başlamak. Jakutya senaryo için şöyle diyor. O bir geçiş öznesidir. Amacı da sinemasal arzuyu beslemek, yapımcıları ikna etmektir diyor. Başka da bir işlevi olmadığını söylüyor. Böyle bir bakış açısı da var. Diğer taraftan senaryoya edebi eser muamelesi yapan bir tayfa da mevcut. Ben de aslında sinemanın anlatı yapısıyla yani hikaye anlatımındaki senaryoyla pek ilgilenmiyorum. Sinemayı tek başına senaryoya hapsetmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki siz bugün bir senaryo atölyesine gittiğinizde eğitimciler elindeki işi idealleştirecektir. Bundan para kazandıkları için hikayenin olmazsa olmaz olduğunu söyleyecektir. Ama külliyen yalan. Ya öyle filmler olmasına rağmen öyle olmayan filmler de mevcut. Şimdi elimizde bir senaryo olsun. 50 farklı yönetmene verin. O senaryoyu çeksin. Emin olun ki 50 farklı senaryo çıkar. Çünkü sinemada bir şeyleri anlatabilmek için binlerce seçenek parametre var. Bunların hepsi de en ufak gördüğümüz bir tercih bile çok büyük farklar yaratabiliyor. Kamerayı hangi noktaya konumlandıracağız? Işık nereden vuracak? Kamera hareket edecek mi? Oyuncular hangi noktada konumlanacak? Renk paleti ne olacak gibi bir sürü soru ve bu soruların cevabının tercihi farklı bir sonuç çıkartıyor. Dolayısıyla senaryo bu işin sadece başlangıç aşaması. İlk yazdığımız hali emin olun birçok kez revize edilecek, düzenlenecek. Çok güzel bir hikayem var. Bu kesin çekilmeli falan diye düşünüyorsanız bence yazın, roman olsun. Dost tavsiyesi, yazarım tavsiyesidir. Çünkü edebiyat bu hikaye anlatma sanatını çok daha iyi başarıyor. Her ne kadar çok taraftar olmasam da ben size yine klasik anlatım modelinin, bu işin matematiğinin elimden geldiği kadar anlatacağım. Yani herhangi bir art niyetle ya da düşmanlıkla saldırmayacağım. Temelden bir anlatışa gideceğiz. Şimdi şöyle bir uyarı yapalım. Bir senaryo yazarı, seçeceği olay örgüsü, anlatacağı hikaye, karakter ve mekanla aslında bir dünya inşa ediyor değil mi? Bir yaratım var burada. Bu dünya da esasında kendi yaşamının, dünyaya karşı tavrının bir uzantısı. Yaşadığı hayatı olduğundan daha komik bir gözle mi görüyorsun? Ya da daha melankolik bir gözle mi görüyorsun? Ya da olduğu gibi mi görüyorsun? İşte bu poetikada bahsedilen gibi. Bunların hepsi ayan beyan ortaya çıkıyor. Bir senaryo yazarı bir hikaye yazarak aslında izleyicilerine ve eleştirmenlerine bütün iç dünyasını açmış bulunuyor. Dolayısıyla bir senaryo yazarının senaryoya dair teknik meselelerin üzerinden gelmesi gerektiği kadar dünya görüşünü, felsefesini geliştirmesi de gerekiyor.
Senaryonun içindeki hikayemiz, yarattığımız karakterler ve o karakterlere karşı yaklaşımımız bizim iç dünyamızı çok kolay şekilde ele verir. Senaryo ekülemesi teknik bir iştir. Biz burada teknik meselelerin üzerinde duracağız ama senaryo yazmak öyle teknik meselelere hakim olmakla tek başına yeterli olacak bir iş değil. Çok kapsamlı, bütünlüklü bir mesele. Bunlara değineceğiz. Şimdi gelelim senaryo kitaplarına baktığımız zaman ki eğitmenler zaten buralardan hareketle bir ders oluştururlar atölyelerde. Bu kitaplara baktığımız zaman ilk başlarda videolarımı izleyenler bildi ki poetika benim sürekli bahsettiğim bir şey. Poetikadan yola çıkarlar. Poetika bir anlatı kuralları bütünü çıkartmıştır. Edebiyatta, sinemada, tiyatroda bütün anlatılara yaslanan sanatlarda burası bir çıkış noktasıdır. Oradan esinlenilir genelde senaryoya dair konuşurken. Horatius'un Ars Poetikası, daha sonra Gustav Freytag'ın Technique of the Draması var. Senaryoya dair eğitimler genelde buralar üzerinden şekillenir. Eğitimlerin hangi kaynaklardan beslendiğini gösteriyorum direkt size. Yine Lajos Egri'nin piyes yazma sanatı var mesela. Senaryo yazımı konusunda uzun süre bir kaynak oluşturmuştur. Girişte cümlesinde sunduğumuz Sitfield'ın senaryo yazımının temelleri var. Senaryo yazımının teknik kitapları kısmında bu da bir öncüdür. Direkt senaryo yazımı olmasa da anlatıyla haşır neşir olduğu için kahramanın sonsuz yolculuğundan bahsedebiliyoruz. İşte Christopher Vogler onu tekrar düzenler falan. Genelde buralarda gezinir senaryo eğitimleri. İşte çatışma nedir, karakter nedir, tema, konu gibi birimlere bölüp öykü üzerine düşünürsünüz. Bu daha komplike bir hale geldi artık günümüzde. Bir sürü şema ve striktür bir yapı modeli var. Hatta Story Planner diye bir site var mesela. O size basit hikaye yapısından tutun, Save the Cat'e, oradan Michael Havis'in 6 aşamalı yapısına falan yönlendirir. Sorular sorarak size bir hikaye şeması sunar. Bugün biz Aristotel'in Poetikası ile başlayacağız. Sonra da Friedrich'in Primatine geçeceğiz. Eğer yeterse kahramanın sonsuz yolculuğundan da bahsedip birinci bölümü tamamlayacağız. Poetika ile açılışı yapıyoruz. Yunan filozoflardan Aristoteles'in sanat hakkındaki görüşleri, şiir sanatı ile ilgili kuramlardan oluşan ilk yazılı eser Poetika. Bir senaryo derken bir anlatı yapısı üzerine konuşacağımız için haliyle de ilk oraya değinmeden geçemiyoruz. Tabii böyle cımbızla fikirlerini alıyoruz ama şimdi Poetika bir bütündür arkadaşlar. Aristoteles'in etik görüşünden, ontolojik görüşüne, estetiğinden kozmolojisine ayrı tutulabilecek bir şey değildir. Biz yine de çok felsefik olmasın diye poetikanın içindeki birkaç kavram alıp onlar üzerinden ilerleyeceğiz. Birinci bölüm ikinci maddede ne geçiyor? Poetikanın ilk açılış olduğu söylenebilir. Şöyle başlıyor, bakın okuyalım orayı. Epos, tragedya, komedya, ditrambos şiiriyle flüt, kitara sanatlarının büyük bir kısmı bütün bunlar genel olarak taklittir. Yani mimesistir. Mimesisi taklit olarak çevirenler var, temsil olarak çevirenler var. Burada taklit tabi doğrudan eylemin taklididir. Bu da bizi etik bir yöne sürüklüyor. Poetikadan çıkartılan anlatı yapısının en sakat, en zehirleyici yönü burası bence. Şimdi ortada bir taklit var. Eyleyenleri taklit ediyoruz. Bu eylem sahipleri de iyi ya da kötü insanlar. Soylu, soysuz, böyle ikilikler de var. Ortalama insandan daha iyi ya da daha kötü olarak geçiyor. Örneklendiriyor işte Aristoteles. Diyor ki Homeros'un normalden daha iyi karakterler yazdığını anlatıyor. Klepo'nun normal karakterler yazdığını anlatıyor. Nikokares diye bir yazar var. Onun da normalden daha kötü karakterler yazdığını söylüyor. Genel olarak bakarsak da eğer tragedyanın normalden daha iyi karakterlerin, komedyanın ise normalden daha kötü karakterlerin taklit ettiğini söylüyor. Tabii bunlar normal nedir, ahlak nedir diye birçok etik soruyu da beraberinde getiriyor. Dediğimiz gibi poetikaya tek başına bakamıyoruz. Bunları dayandırabileceğimiz nokta Aristoteles'in etiği. Anlatıyla ilgilendiğimiz için buraları es geçeceğiz. Benim zaten geleneksel anlatıda en sallantıda bulduğum kısım, şimdi diyelim ki karakter çatışması yaratıyorsunuz. İyi adam, kötü adam. Yani protagonist, antagonist. Salt iyi karakter, salt kötü karakter. Bunların savaşımı ve iyinin sonunda galip gelişim. İşleri dönüp dolaştırıp orta sınıf ahlakını dayandırıyorsunuz. Yani bir ahlaka dayandırmanız, bir etiğe dayandırmanız gerekiyor. Kendi fikirlerinizi doğrulamaktan, başınızı okşamaktan başka ne işe yarıyor ki o? Ben ne kadar iyiyim, ne kadar değerliyim demekten başka bir işe yaramıyor zannımca. Yani yüksek eylem nedir, alçak eylem nedir? Ya da eyleyenlerin soylu olması ya da bunu yazan ozanların ağırbaşlı olması ne demek? Bunlar üzerine hep düşünmek lazım. Bunlar poetikanın anlatıyı sakatlayan kısmı. Şimdi 6. bölümde tragedyadan nasıl bahsediyor Aristoteles? Tragedya diyor ahlaksal bakımdan ağırbaşlı, başı ve sonu olan, belli bir uzunluğu olan bir eylemin taklididir. Tabi bu ahlaksal konuyu göz ardı edersek ne görüyoruz? Senaryo açısından bizi ilgilendiren kısma geliyoruz. Belirli başı ve sonu olan. Belirli baş son derken nedensellikle kurallı bir bütünlükten bahsediliyor aslında. Aristoteles'te epizodik anlatımlar bile çok kabul edilebilir bir şey değildir. O boyutta nedenselliğe önem verir. Misal Thorin Atın'ı izlemiştik geçen. Orada nasıl olmuştu? Günlere bölünmüştü. Birinci gün, ikinci gün diye. O denli bir boşluk bile kabul etmez Aristoteles yani.
A olay B olayını doğurur. B olay C olayını doğurur. Böyle iç içe girmiş bir zincir bir örgüden bahseder aslında. Hatta epizodik anlatımlar tercih edin de acemilikle, basite kaçmakla falan suçluyor. 6. bölüm 2'nin devamında ne diyor? Sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır. Yani harmonik, ölçülü bir dilden bahsediyor. Bu neye denk geliyor aslında? Hollywood'un biliyorsunuz ilk çıkış yılları sesli filme geçişinde edebiyattan gelen yazarların müthiş diyaloglar yazdığını görüyoruz mesela. Sitfield'ın kitabının bu ilk girişinde yazar Fitzgerald'dan bahsediyor. Muhteşem Gatsby'nin yazarı kendisi. Hollywood'a geliyor film yapmak, para kazanmak için. Çünkü o dönemler boğazına kadar borca batmış, bir yandan da alkol sorunları var. Bir çıkış, bir umut arıyor. Senaryo yazmayı o kadar ciddiye alıyor ki adam 2,5 yılını buna veriyor mesela. Billy Wilder ondan bahsederken şöyle diyor. Musluk tamir etmeye gelen heykeltıraş gibiydi diyor. İşini bu kadar ciddiye almasına rağmen ve edebiyat da yok satan kitaplar yazmasına rağmen sinemada başarılı olamıyor. Yani harmonik, ölçülü bir dil derken sinemada neye denk geliyor? Diyalogdan bahsedebiliyoruz değil mi? Yani bu harmonik, ölçülü bir dilde. Fitzgerald'dan daha iyi mi diyalog yazacaksınız? Adam edebiyatın kralı ama yine başta söylediğime denk geliyor. Sinemada tek bir parametre yok. Çok iyi diyalog yazdın, bu film tutacak, öyle bir şey de yok. Yani Fitzgerald'ın başına gelen büyük bir örnek bunun. Poetika'nın devamı 6. bölüm 2. kısım. Bu bakımdan tragedya salt bir öykü. Yani öykü eşittir mitos demek. Yunancaların da öğrenin bunların ki senaryo üzerine düşündüğünüzde bol bol karşınıza çıkacak. Salt öykü değilse nedir? Bakın burada tragedyanın bir ödevi olduğunu söylüyor. Ödev. Ne o ödev? Uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir diyor. Katarsis dediğimiz arınma. Şimdi Tarkovski'de de mesela katarsis var. Bu Aristo'daki olan gibi değil. Onun daha farklı, bana daha yakın bir katarsis kavramı. Aristo'da nasıl bu? Bu bizim için önemli tabii ki. Kendimiz için korktuğumuz şey başkalarının başına gelince bizde acıma duygusu uyandırır diyor. Misal Oedipus öldürdüğü adam babası çıkıyor, istemeden annesiyle evleniyor. Burada Oedipus'a bir acıma duygusu geliştirdiğimiz söylenebilir. Çünkü biz onun yerinde olmak istemiyoruz. Bu olayın bizim başımıza gelmesini istemiyoruz. Bu katarsis sonucunda mesela ne olabilir? Halini şükredebilirsin diyelim. Değil mi? Bu ruhun temizlendi, arındırdı bak. Tabii burada ön koşul yine karakterin erdemli olması Aristoteles'e göre. Onunla özdeşebilmek için erdemli olması gerekir. 6. bölüm 3'te dekorasyondan bahsediyor. Dekorasyon tabii ki önemli. Ne diyor? Eylem halindeki kişiler karakter ve düşünce bakımından belirli bir özellikte olması gerekir. Biz karakteri incelerken daha detaylı değineceğiz buna ama bir karakter nasıl yaratılır, belirli özellikleri nelerdir? Düşünce ise burada ne karakterin motivasyonuna, amaçlarına, hedeflerine karşılık gelebilir. Bunlar çatışma ve karakteri incelerken detaylı olarak değineceğiz. Şimdilik sadece böyle bir kalsın burası. Karakter ve düşünce trajik eylemin iki etkeni. Çünkü trajik eylem bu iki etkenle yol alır ve sonucunda ereklerine yani amaçlarına, Aristoteles'te amaç nedir? Mutluluktur. Mutluluğa ulaşıldı mı, ulaşılmadı mı? Karakter ve düşünce etkeniyle belirlenir basitçe söylemek gerekirse. Şimdi bir eylemin taklidi öykü, mitos yani olay örgüsü değil mi? Misal bir gün A şehrine biri geliyor. Bu yabancının şehre gelişiyle bir cinayete şahit olması bir oluyor. Sallıyorum şu an ha, misal. Yani olay örgüsü misal vermek için diyorum. Karakter diyelim eylemde bulunan kişilere kendisi bakımından bir özellik gördüğümüz şey diyor. Ver özelliği karaktere ne diyebiliriz? A karakteri bir fabrikada çalışıyor. İçe dönük. İşte insanlarla iletişimi zayıf bir karakter diyelim. Random sallıyorum şu an karakteri. Düşünce dediği yani dianobia Yunancası. Karakter de etnos olarak geçer. Bunları da bilin. Düşünce peki senaryoda neye karşılık geliyor? Bir düşünceyi tem olarak düşünebiliriz. Hikayenizin bir mesajı var değil mi? İşte savaşın acı gerçeklerini gösteriyorsunuz. İlk aklıma gelen de bu oldu. Ya da ne bileyim aşkın nasıl bir yanını gösteriyorsunuz diyelim. Davul bile dengi dengine yanını gösteriyorsunuz. İşte bunlar Aristo'nun düşünce dediği hikayenizin teması aslında. Long line'a verilen mesaj vardır ya. Şimdi long line dedik de burada bir duralım ve bir eleştiri getireceğim. Ben yıllar önce senaryoya ilgi duymaya başladığımda böyle deli gibi kaynak arıyorum. Tamam mı? YouTube'dan belki eğitim videosu bulabilirim. Neler olduğunu falan çözerim belki diye. Bulduklarımda ne biliyor musunuz? Sinopsis nedir? Tretman nedir? İşte long line nedir bunlar? O kadar saçma bir noktadan başlıyorsunuz ki bir şeyleri öğrenmeye. Şimdi sen hiçbir şey bilmeyen birisi olarak sinopsisi bilsen ne olur? Senaryo kağıdına kaç puntoyla yazı yazılacağını bilsen ne olur? Bir sayfa televizyonda kaç dakikaya denk geliyormuş? Ya elinde bir sayfan yok ki senin, sen bunları hesaplıyorsun. Şöyle düşün, bir ev satın almadan önce gidip oturma odasına gelecek TV ünitesinin vidasını arıyorsun.
Ya sen bir evi satın al, sonra dıdısına bakarsın yani. Biz poetikadan başladık mesela. Evet, başlangıç olarak biraz zor ama zor olacak tabii ki. Niye kolay olsun ki? Bir kurmaca inşa ediyorsun, öyle 5 maddelik bir video izleyeyim. Tık 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 bana özet bilgiler verilsin. Hop, oldu bitti. Ya bir kere hayatın kendisi öyle değil arkadaşlar yani. 6 maddede nasıl daha bir hayat yaşarım? Cevap veriyorum, yaşayamazsın. Öyle maddeler yok. Ya da 10 maddede nasıl daha iyi bir yazar olurum? Yine cevap veriyorum, olamazsın. Öyle maddeler de yok. Çağımız hap bilgilere o kadar alıştı ki bir şeyin ardındaki emeğin aslında onun nedenini güzel kılacağını bazen unutuyor. Siz unutmayın sevgili dostlar. O yüzden senaryo nasıl yazılır diye bu videoya geldiyseniz emek verin, sabredin. Şimdi kamu spotunda bitirdiğimize göre derse devam edebiliriz. Tragediye oluşturan 6 birimden bahsediyor Aristo. Az önce 3 tanesi değindik ama yine de tekrarlayalım. Birincisi mitos, yani olay örgüsü dediğimiz şey. İkincisi ethnos, yani karakterimiz. 3 dianobia, düşünce, yani tema, fikir. Geri kalan 3 unsur dil kullanımı, melodi yapımı ve obsislerinden sahne düzeni. Mitos olay örgüsü dediğimiz bir eylemin taklidi. Etos karakter eylemde bulunan kişilere kendisi bakımından bir özellik gördüğümüz şey. Eylemler esasında karakterlerin niteliğini ortaya çıkartan durumlardır. Nasıl bir sıfat belirleyeceksin karakterine? Sosyal birisi, sıcakkanlı diyelim. Onu bir iletişim haline göstermen gerekiyor ki, yani bir eylem içinde göstermelisin ki sıfatı, niteliği ortaya çıksın. Eylem olmadan nasıl belirleyeceğiz? Benim mesela çok öfkeli bir karakter olduğumu atıyorum. Yani öfkeli değilim tabii ki de. Nereden anlarsın? Benim gibi bir karakter yazdın. Ya da niye benim gibi bir karakter yazıyorsun? A karakterini yazdın. Öfkeli bir karakter. Nereden anlayacaksın bunu? Eşyaları parçalayacak. Misal sağa sola fırlatacak. İşte yumruğunu masaya vuracak falan. Bak bunlar hep eylem. Dianobia'ya gelince düşünce. Dianobia'ya düşünce genel bir hakikati ifade verdikleri şey. Yani yazar ozan ya da kurmaca inşa eden kimse. Onun bir mesajı, bir düşüncesi var ve bunun da hakikat belliyor. Bu öğelerin arasındaki en önemli şey de diyor, olayların uygun bir şekilde birbiriyle bağlanması. Karakter olay örgüsüne, olay örgüsü düşünceye böyle bir bağlantı, bir uygunluk, münasiplik ve bir denge içerisinde. Tragedi kişilerin değil, mutluluk veya felaketle geçen hayatların taklididir. Dolayısıyla bir eyleme dayalı. Sinemada da bu şekildedir. Bu zaten sinematograf ne? Hareketli görüntü kaydeden aygıt değil mi? Etimolojisi bile böyle. Hareket, eylem, yani birbirinden çok farklı şeyler de değil bunlar. Örnek vereyim, bir tane Breaking Bad'de ne yapıyoruz biz mesela? Walter White'ın eylemlerini izliyoruz. Adam üniversiteden dersten çıkıyor, eve gidiyor, otoparkta arabayı yıkarken görüyoruz, hastaneye gidiyor, kanser olduğunu öğreniyor falan. Hep bir hareket, hep bir eylem bize bütün mitos ve etnos hakkında bilgiler veriyor, değil mi? Mitosu etki eden iki araçtan bahsediliyor. Peripetiler, Türkçesi baht dönüşleri. Ne güzel bir kelime değil mi, baht dönüşü? Ve anagronisis dediği tanımlar. Baht dönüşünden başlayalım. Olayları karmaşıklaştıran, daha ilginç hale getiren karşı olay baht dönüşüdür aslında. Şöyle de diyebiliriz. Yazgının bir anda terse dönmesi. Hollywood sinemasının ve geleneksel dramatürjünün bunu sıkça yaptığını görüyoruz. Bir futbol müsabakası gibi dengeler sürekli değişir. Sinema açısından seyirciyi tutmak adına önemlidir bu baht dönüşleri. Baht dönüşlerinin en belirgin özelliği beklenmedik bir zamanda oluşması diyebiliriz. Peki anagronisis ne demek? Tanınma, bilgisizlikten bilgiye geçiş. Hani olur ya, senin de sırtında doğum lekesi var, aynısı bende de var. Sen benim kardeşimsin diye şaşırma olur bazı anlatılarla. Tipik örneği budur aslında. Walter White'ın mesela kanser olduğunu öğrenmesi de bir anagronisistir. Her türlü bilgisizlikten bilgiye geçişi örnek verebiliriz. Bu tanınma ve baht dönüşleri mitosu basit yapısından çıkartıp daha kompleks yaptığını söylüyor Aristo. Biraz daha çetrefillerle sokacağız ilerleyen bölümlerde ama burası bizim için çıkış noktası olacak sadece. Şu an sadece poetikayı işlediğimiz için. Ne diyor? Mitos birlikli ve tamamlanmış eylemin taklididir. Tabii buradan üç birlik kuralı çıkartılıp piyes yazma da olsun, geleneksel dramatürji de olsun, Aristo'ya ithaf ediliyor. Oğuz Hoca üç birliğin Aristo'dan çıkabileceğini söylemiyor. Yani öyle bir şey ithaf edilemez ona. Oğuz Arıcı'dan bahsediyorum. Peki birlikli ve tamamlanmış bir eylem ne o zaman? Biz fark ettiyseniz buraya kadar ne yaptık? Elimizde bütün bir metin var. İşte tragedyalar, Oedipus ya da Homeros'un İlyadası. Bunları bölebileceğimiz en ufak birimlere böldük. Düşünebilmek için zaten bütünü parçalarsın. Böyle bildiğin minimum şeyler üzerine fikir yürütürsün. Aristo ne yaptı? Tragediyi 6 parçaya böldü. İlk başta tragedyanın ne olduğunu belirledi. Mimesis, taklit. Özet geçiyorum şu an buraya kadar olan kısmı. Tragedya, eylemde bulunanların taklidi olduğu bütünlük bu. 6 parçaya bölünüyor. Mitos, etnos, dianoya, dil kullanımı, melodi yapımı ve obsislerinden sahne düzeni. Sonuç birim bizi ilgilendirmiyordu. Biz ilk
3 birime baktık. Mitos, olay örgüsü yani. Tekrarını yapıyoruz şu an. Buna etki eden iki araç peripeti ve anagronisis. Öyle şeyler olmalı ki bunlar da mesela bütünden çıkardığın zaman boşluğu fark edilmemeli. Olsa da olur, olmasa da olur. Hiçbir şey kabul edilmiyor. Çıkarılması haline bütünün ortadan kalkacağı parçalar peşindeyiz ve onları buluyoruz. Tanıma ve baht dönüşleri dedik. Aslında bu yalın ve karmaşık öyküyü birbirinden ayıran şeyler. Ne kadar peripeti ve anagronisis var, bir mitos o kadar karmaşık oluyor. Yunancalarını kullanıyorum ki artık ezberlemişsinizdir herhalde. Peripetiye örnek verelim mesela. Bir çoban Oedipus annesi hakkında haber vermeye geliyor. Sevindirici bir haber. Oedipus annesi hakkında bilgi öğrenince işte öyle sevindirici bir şeye dönüşmüyor. Gördünüz mü? Burada baht tersine döndü. Yine Linkus diye bir tragedya var. Danaos diye bir karakter Linkus'u öldürmek için ardından gidiyor ve Linkus yerine Danaos ölüyor. Mesela beklenmedik bir şey oluyor. Baht tersine dönüşüyor. Sinemadan örnek vermemiz gerekirse The Sopranos benim incelediğim videolardan birisi. Orada ne gördük? Tony Soprano amcasıyla bir iktidar mücadelesi içindeyken 6. bölümde bir anda amcasının iktidarını kabul etmeye başlamıştı. Bütün dengeler değişmişti. İşte siz de böyle yakaladığınız birkaç örneği yazabilirsiniz yorumlara. 11. bölümde peripeti ve anagronisise 3. bir etken ekleniyor. Pathos denilen acı veren eylem. Yıkıcı acı veren eylem olarak geçiyor pathos. Ölümler, maddi acı halleri, yaralamalar, tüm bunlar pathos. Poetika'ya dair herhalde şu anlık bu kadar yeter. Daha geniş kapsamlı olarak ben inceleyeceğim. Farabi ve İbn Sina görüşleriyle harmanladığımız bir Poetika'ya tekrar dönüş yapacağız ayrı bir videoda. Şu an senaryo üzerine bir şeyler inşa etmek için ilk metinden çıkış yaptık. Yani tarihte yazılmış ilk metin. Şöyle yapalım bir dahaki videoda. Karakter ve çatışmayı inceleyelim. Sonra Freytag piramidine geçeriz. Aslında daha farklı tasarlamıştım ama zaman olarak bu zamanı geçmek istemiyorum çok. En baştan bir antik Yunan'da yazılmış eserden yola çıktık. Bunları bilmek lazım sevgili dostlar. Biz bir kurmaca inşa ederken büyük bir geleneğe devralmış oluyoruz aslında. Bugün diziler izliyoruz mesela House of the Dragon. Ona baktığımız zaman Homeros'un izleri yok mu? Yani tabii ki var. Succession'da Oedipus'un izleri yok mu? Tabii ki var. Eski anlatıları bilmeden yeni anlatılar, modern anlatılar kuramayız. Eski ayette zaten şöyle bir ayet geçiyor. Onu bir hatırlatayım size. Ne olduysa gene olacak, ne yapıldıysa gene yapılacak. Güneşin altında yeni bir şey yok diyor. Onun gibi anlatılarda da yeni bir şey yoktur aslında. Hepsi daha önce anlatıldı. Bugün sinema dediğimiz şeyin büyük çoğunluğu kutsal kitapların içinde gezinip duruyor. Bütün hikayeler, temalar anlatıldı. Bütün hikayeler aslında insanlık olarak bizim kolektif bilinç dışımızdadır bir yandan da. Mirastır, gelenektir bunlar. Senaryo yazarı bir anlatıcı. Yani daha önce yapılmış birçok anlatıya da bakması lazımdır. 21. yüzyıldayız mesela. Anlatı insanlık tarihi kadar eski. Kaç yüzyıldır insanlar bir şeyler anlatıyor, kurguluyor, kurmacalar inşa ediyorlar. Niye yapıyorlar? Bunun üzerine de düşünmek lazım. Peki sen niye yapacaksın? Yani bir senaryo yazarken bunun üzerine de düşünmek lazım. Biz bir başlangıç attık. Bakalım ne kadar bunun üzerine düşünebileceğiz. Ne gibi faydaları olacak bu eğitimin bilmiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum.